Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TYT geometri soru bankası kitabında üçgende açılar konusundaki test çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 12 ve 13'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere Başlayalım. ABC ve DC üçgen olarak verilmiş ve X kenarlıklar var elimizde. Şimdi sayılara bakalım. Sayılara baktığımızdan 38 var, 102 var. Bak şuradaki üçgende 2 iç açı bir dış açı yapabilir miyiz? Yaparız tabii ki. Hocam 38 ile şu açının toplamı 102 yapacak. Ya da 102 ise burayı bulup iç açılar toplamından da bulabilirsin. Tamam 38 ile neyi toplarsak 102 yapar. Hocam 74 değil de 64 galiba değil mi? 64 yani 102 eksi 38. Burası 64 çıktı. E sonra şu ikiz kenardan dolayı ikiz sağ taban açıları birbirine eşit olacak. Dolayısıyla burası da 64 derece olacak. E sonra 64 ve 102 toplamı 166 yaptı. 180'den 166 çıkartırsak 180 eksi 166 kaç çıkıyor? 14 çıkıyor. Yani şuradaki açı 14 çıktı. E hocam şunlar da kenar ya. E, taban açıları birbirine eşit olacak. ikizkenardan kenardan dolayı 14 ise burası da 14 oluyor. Ve artık şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı. Dayanamam. Bunu görünce yani x artı 14 eşittir 64 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 50 olarak buluruz. Evet. Birinci soru. Edremit oldu geldik 2'ye. ABC üçgeninde işte açılar eşit verilmiş. Bu açıların eşitliğini kullanacağım bir kere. Şuraya AA diyeyim şuraya da bir BB diyeyim. Bu A'ları B'leri kullanabilir miyim? Evet büyük üçgenin bütün açıları çıkmış oluyor. 2A var 2B var 55 ve 15 var. Yani 2A artı 2B artı. Bak şu açının tamamı 2A artı 55. B artı 15 B. Yani 2A artı 2B artı 55 artı 15. 55 ile 15 toplamı kaç yapıyor? 70 yapıyor. Toplamı 180 yapmalı üçgen iç açıları toplamından dolayı. Hocam şu 70 öbür tarafa attık. 2 artı 2 b 110 yapar. O zaman a artı b'yi 55 buluruz. E bizden ne isteniyor? X isteniyor. A x'e bak x'e x bu üçgende. E bu üçgende de iç açılar toplamı 180. Yani a artı b artı x eşittir 180 derece olduğundan a artı b de 55 derece olduğundan x'e ne kalıyor? 180 eksi 55. 180'den 55'i çıkartırsak kaç çıkar? 125 derece çıkar. Yani ikinci soru C han oldu. Geldik 3'e. Şimdi hep bunu verdim. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem değil mi? Evet. Her iki şekilde de eş yapıyı kullanmışım. Yani eş cetveli kullanmışım. Bu cetvelin bak uzunluğu burası. Bu cetvelin uzunluğu bak burası. Yani cetvelin uzunlukları birbirinin tıpkısının aynısı. E tamam ilk şekildeki uzunluğumuz bak burası. Cetvelin uzun kenarı şurası. Yani ilk şekilde B'den D'ye cetvelin uzunluğu burası. İkinci şekilde de cetvelin uzunluğu burası. Yani ne oldu o zaman arkadaşlar burada? İlk de buraya denk geliyordu. ikinci de, buraya denk geldi. Yani komple şu uzunluk da çift çizgi mi oldu. Evet. E o zaman bir şeyler çıkıyor. Yani burada ne olacak o zaman? 20 var. 90 var. Şuradaki 90'dan dolayı. O zaman burası 70 yaptı. A ikiz kenarlığı kullanılabilir şimdi. Tamamı 70 yapacak. 20'si buradaysa buraya 50 kaldı. Benden birincideki B, D, C açısı. Hop burada kaç isteniyor? Yani burada kaç isteniyor? 90'a tamamlıyor. Bu açıda kaç yapar o zaman? 40 derece yapar. Evet üçüncü soru. Balıkesir oldu. Geldik dörde. A, B, D eşkenar üçgen. Bak şimdi. ABD'nin eşkenarlığını kullanacağız. Eşkenar üçgen gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Verilen bilgileri kullanıyoruz. Yani eşkenar dediyse açıları mutlaka yazıyoruz. Ve kenarların eşitliğini de mutlaka mutlaka yazıyoruz. 60 60 60 ve kenarların eşitliğini de şöyle yazayım. Şu karışık ya şuraya çift çizgi burası da çift çizgi oldu. Sonra AD ile BC eşitlenmiş. AD ile BC'nin alakası yer eşitlik varmış gibi duruyor. Hocam AD ile BC'nin eşitliğini nasıl kullanacağım? E AD de çift çizgi. E o zaman burası da çift çizgi. A koyunca ve eşkenardaki eşitlikleri koyunca ne çıktı burada? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Ve burada şu üçgende ikizkenar bak çift çizgi çift çizgi 90 derece ya. E x kenardaki üçgen 45 45 90 üçgeni bunlar. E sonra 60 ise buraya 30 kaldı. Şu üçgende bir x üçgen olduğundan dolayı tep açısı da 30. Yani 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. 75 75 yapar taban açıları. E o zaman x'e de ne kaldı? 75 eksi 45'ten 30 derece kaldı. Evet cevap edremit oldu. Dördüncü soruda geldik 5'e. Şekil 1'de taban açılarından bir tanesi e, 80 derece olan x üçgen biçimde karton verilmiştir. Tamam bu karton parçaları O noktasında birleştirildiğinde şekil 2 elde ediliyor. Tamam. E arkadaş 80 80 ise burası kaç yaptı? 20 yaptı. Yani burası 20 burası 20 burası 20 burası 20 burası 20 şeklinde oldu mu? Oldu. Şekil 2'nin düzgün çokgen biçiminde olması için. Şimdi eş yapıyı mı kullanıyoruz burada? Evet eşit kenarlar eşit. Şu tabanlar da eşit. Tabanlar eşit. Ben bu şekilde yapıştırmaya devam edeceğim böyle. Böyle 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 yapıştırdık. Daha sonra en son düzgün çokgen elde ediliyor. Evet şu çizgiler eşit olduğu için kapalı bir şekilde elde ediliyor. Düzgün çokgen. İşte bundan kaç tane konulmalıdır diye soruluyor. Bu parçalardan kaç tane daha eklenmelidir diye soruluyor. Arkadaşlar ben bu parçaları eklediğim zaman burada hep 20 dereceler koymayacağım buraya. Yani 20 derecelerden kaçı elde edeceğim? 360 elde edeceğim. Yani 360'ın içinde kaç tane 20 var diye bakacağım. 360'ı 20'ye bölsem kaç yapıyor? Hocam bu 18 yapıyor. E ben burada 1, 2, 3, 4, 5 tanesini kullanmışım. E, evet, toplamda 18 tane ile çokgen oluşturuyorum. O zaman kaç tane daha kullanmam lazım? 13 tane. Yani 18'den 5 tane çıkarttığım zaman 18 gen elde etmek için 5 tanesi burada. 13 tane daha koymam lazım. Yani cevap böylelikle balık esir yaptı. Yoksa şu hatayı mı yaptın? 18 yok hocam çıklarda falan mı dedin? Sonra soruyu okudun. Daha iyi de da anlamışsındır. Ya da 18'i buldun çıklarda yok. Cevap anahtarı yanlış diye mi geldin yoksa? Sazanlık yapma. Soruyu yapamadığın zaman soruyu dikkatli bir şekilde oku. Tamam mı? Beşinci soru balık kesir. Geldik altıya. Aşağıda şekil 1'de üçgen biçimindeki renkli karton parçası verilmiştir. Şu şekilde karton. Kartonun AB kenarı ile BC kenarı çakışacak biçimde. Bak şimdi. Sen AB ile BC'yi çakışacak şekilde ne yapıyormuşsun? Katlıyormuşsun. Ve katlamayı tekrar geri açmışsın. Sonra aynı şey AC için yapıyorsun. AC ile BC katlanacak şekilde. Şöyle A, C ile B, C çakışacak şekilde katladın ve sonra geri açtın. E burada da karton bu kaç çizgileri. Bak bunlar da kaç çizgileriymiş. Kaç çizgilerini de şey yapıyor. Arkadaş sen şimdi buradaki üçgeni alıp katladığın zaman böyle. Şimdi A, B, B, C'ye gelecekmiş böyle. O zaman üçgenimiz böyle mi yapıyor? Evet. Şu şöyle katlama yapıldığında bu kenar buraya geliyorsa katlamalarda üst üste binen kenarlar eşit. Hocam şu kenarlı şu kenar hatta üst üste binen açılarda eşit olmayacak mı? Evet. Yani katlama çizgisi açı ortay çizgisi oldu burada. Aynı mantıktan dolayı Aynı şeyden dolayı şu üçgeni de katladığım zaman şöyle o da şuraya denk gelecekmiş böyle. Burada da üst üste binen açılar eşit işte olacak. Yani ne çıktı burada? Bu açılar da eşit çıktı. Kenarlarla ilgili ekstra bir bilgi verilmediği için kenarları bak kullanmıyorum. E hocam bu açı ortay bu da açı ortay. Adam burayı da 244 vermiş. E burada kaçta belli o zaman. 360'dan 244'ü çıkartırsak 6 burası 116 yapıyor? 116 yaptı burası. Hocam burası 116 ise İki tane iç açı ortay arasında kalan açı formülü. Yani 116 eşittir 90 artı alfa bölü 2'den bulabilirsin. Attım bunu buraya 26 52 yapıyor cevap dersin. E, alfa bölü 2 26 ise alfa da 52 yapıyor dersin. Ama ya da ne yaparsın hocam şuraya x x buraya y y deyip hocam bu üçgende 116 var ya x artı y belli olur. Bu da ikinci yol olsun. x artı y artı 116 eşittir 180'den x artı y'yi kaç buluruz? 64 olarak buluruz. E sonra 2x 2y ve alfanın toplamı da 2x artı 2y artı alfa da 180 olduğundan x artı y 64 olduğundan şu x'in toplamı 128 yapar. Alfa da 180 eksi 128'den 52 derece olarak çıkar. Yani cevap gerçekten de 52'ymiş. Sağlamasını da yapmış bulunduk. 6. soru balık esir oldu. Geldik 7'ye. 2 eş gönye şekildeki gibi yerleştiriliyor. Eş yapıyı ÖSYM çok seviyor kardeşim. Bak ben kitabımda da çok kullandım. ÖSYM 2018'den itibaren çok fazla kullanmaya başladı. Daha öncesinde de kullanıyor muydu? Kullanıyordu ama 2018'den sonra böyle hemen hemen her sınavda bu eş yapılarla ilgili soruları karşımıza çıkarıyor. Dikkat edin. Eş yapılarda neye dikkat edeceksin? Çoğu soruda bunu ağzından duyacaksın. Şimdi ayrıntılı bir şekilde söyleyeyim sana. Kenarların eşitliği bizim için önemli. Açıların eşitliği bizim için önemli. Ya yani kenarla ilgili bir şey verilmişse ilk önce kenarların eşitliğini yaz. Açıyla ilgili bir şey verilmişse ilk önce açıların eşitliğini yaz. Sonra sonuca ulaşırsın. Hatta her ikisini birden aynı anda göstersen daha güzel olur. Şimdi eş gönye ya hocam şu kenarların eşit olması bir işimize yaramayacak. Hocam şu kenarların eşit olması yok ikisi kenarlık yok bir işimize yaramayacak. Hocam bu da hipotenüs. Bu da gönyedeki hipotenüs. Aa bu kenarların eşit olması şurada ikisi kenar oluşturdu. Tamam bu 54 dereceyse, yani burası da 54 derece. Gönyede şunlar paralel ya bunlar da paralel yönde açıdan 54. Tamam. Şimdi 54 90 ise burası kaç oldu? 36 mı oldu? Evet. E hocam aynı şekilde yöndeşitten dolayı burası da 36. Bak tepe açısı 36. 180'den 36 çıkart. İkiz kenar üçgen ya. İkisi kenar üçgen bulduk. 180'den 36 çıkart. 144. 2'ye böl. 72, 72 yapar taban açıları. Burası da 72. Burası da 72 olacak. İster 72 ile x'in toplamı 90 olacağından yap. Cevabı 18 olarak işaretle. İstersen 54 artı x eşittir 72'de. x'i de buradan 18 olarak bul. İstediğin yerden bul. Cevap 18 yani Yedinci soru akçay oldu. Geldik 8'e. ABC üçgeni şeklindeki bir karton parçası verilmiştir. Ve AD ile BC dik verilmiş. AD ile BC dik verilmiş. Verilen bilgileri yerleştireyim. Sonra karton AD açı ortayı boyunca. Bak bu bir açı ortaymış. A ne oldu? Hem açı ortay hem de yükseklik oldu bu. O zaman bu, bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenar üçgendir. Hatta bu da bir kenar ortaydır. 72 ise 72. 72 90 ise buraya 18 kaldı. Burası da 18 derece oldu mu? Oldu. Tamam 72, 72, 18, 18 buldum. Şimdi ben ne yapmışım? Karton AD açı ortayı boyunca kesiliyor. Kesildi. Sonra sağdaki parça A köşesi etrafında ok yönünde 52 derece döndürülmüş. Bak şimdi. Senin buradaki parça döndürülmüş. Bak önceden bu üçgenin buradaydı. Bu kenarı hop buraya geldi. Bu dönme işleminde bak şuradaki açı dönme açısı değil midir? Evet dönme açısıdır. Bu senin eleman. Buradan buraya geldi. Yani dönme açısı hop burası. 52 derece dönmüş. E üstte de ben bir şey bulmuştum. Bu açılar 18 18'de. Bu üçgendeki ve bu üçgendeki. Hocam onları da yazalım. Burası da 18, burası da 18 yazdık. Ve bu bir ikizkenar üçgendi. Şunlar eşitti. E hocam ikizkenar üçgendi. Şuradaki eşitleri de yazalım. Aa ne çıktı? İkizkenar üçgen. Bak şurada bir üçgen görüyorsun. Şu üçgen ikizkenar üçgen oldu. Ve tepa açısı kaç derece? Arkadaş 52, 18 ve 18'in toplamı. 52 ile 18'i toplasak 70. 70. Bir daha 18 toplasak 88 yaptı. Tepe açısı 88. 180'den 88 çıkart. Kaç yapıyor? 92. Bölü 2 de alfa eşitliği değil midir? Yani 180 eksi tepe açısı bölü 2 taban üstünü veriyor. O zaman bu da cevaben ne yapıyor? 46 yapıyor gençler. Cevap 46 oldu. Eş yapılarda açıların eşitliği, kenarların eşitliği bak yazdık önemli. Döndürmede kenarların eşitliği, açıların eşitliği önemli. Bak yazdık önemli. Güzel bir soru. 8. soru denizle Geldik 9'a. Evet fark ettiyseniz böyle kazanım sırası kazanım sırası gidiyor. Bak üçgende açı kısmını hallettik. Açı ve ek çizimleri ben aynı anda anlattım ya hani haftada. Ek çizimlerle de ilgili şey var burada gördüğünüz üzere. Şimdi soruya baktık. Eşit verilmiş eşit. Alakası yerde eşitlik var. Ek çizim yapacağım belli. Aa hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Ben buradaki eşitliği direkt böyle yaptıktan sonra muhteşem şu çizdikten sonra şu alakasılık hala devam ediyor mu? Devam ediyor. E o zaman devam ediyorsa arkadaşlar bu çizdiğim yanlış. Genelde tek bir ek çizimde işimizi hallediyoruz. Ya hocam sonrasında şöyle de diyebilirsiniz. Hocam ben şuradan şunu yaparım. X kenar gördüm. Bir de e, tabanla alakalı bir şey yok. Şuradan bir dik çizerim diyebilirsin. O zaman iki hamleli oluyor. Doğru olabilir. Sıkıntı yok. Ama sonrasında farklı hamleleri de görmen lazım arkadaşlar. Böyle tek hamlede bir çizimle halledebiliyorsan hallet. Halletmiyorsan da halle olmadıysa da sil. Hala alakasılık var ya. Bak çizdiğim yerden devamında da cevabı da gelecek. Onu da söyleyeyim. Oradan bulanlar ya hocam ben devamında buldum deyip böyle yazmasın. Çünkü tek hamlede yap. Tek hamlede direkt alakasızlık ortadan kalkıyorsa süpersin. Şimdi ben burada 90'ın karşısında eşitlik olduğu için aklıma muhteşem bir şey geldi. Çözemedim soruyu. Ne yapacağım? O zaman sadece eşitliğin mantığını düşeyim. Şu eşitlikte bak ABC üçgeninde BC kenar üzerinde eşitlik olduğu için BC'ye paralel çizemem. Ya buradan ya AB'ye paralel çizeceğim ya da şuraya paralel çizeceğim AC'ye. E üçgen oluşturmak en mantıklısıydı. Burada maalesef oluşmuyor. Hala alakasızlık devam ediyor şu çizgili alakalı. O yüzden buna paralel çizecek olursam ben burada. Hocam paralel çizdim. Yani bir orta taban çizdik. Yani burası K burası 2K. A çizgiye çizgi. Burası da 2K. Paralel ya. 90sa yöndeşitten dolayı burası da 90. Ana burada bir üçgen çıktı ve bu üçgendeki Açımız belli mi? Belli. 90'ın karşısı 2K hangi açının karşısı K'dır? 30'un. 30, 60, 90 üçgen özelliği. E burası da 60 çıktı o zaman. E arkadaş şunlar birbirine paraleldi. Şu açı 70 derece ise U'dan dolayı burayı 110 bulabilirsin. Cevap 170 diyebilirsin. Ya da hocam paralel ya yöndeşlikten dolayı burası 70 deyip burayı 10 bulabilirsin. E burası 10 ise x artı 10 180'e eşit. Ondan dolayı 10'un 180'e tamamlayan açısı x yapar. Yani cevap böylelikle e, burası kaç yapacaktır o zaman? Onun 180'e tamamlayan açısı 170 derece yapacaktır. Yani cevap böylelikle Denizli çıktı. Geldik ona. Aşağıda aynı renkte olanların özdeş olduğu 5 tane kibrit çöpünün birleştirilmesiyle oluşmuş bir şekil var. Arkadaşlar eskisi gibi işte AB AC, DE bilmem ne falan filan demiyor genelde ÖSYM. E. Artık böyle renklere eşit veriyor. Bilmem nelere eşit oluyor. Ya yani renklere eşit olanlar bir yani renkler aynı olanlar paralel diyor mesela. AB paralel CD demiyor. Ya da renklere eşit olanlar renkler aynı olanlar eşit diyebilir. O yüzden bunlara alışın. Yani eski eski soru tiplerinden aslında hiçbir farkı yok. Yani eski soru tipi eşitleri koyacaksın sadece burada. Hocam maviler yani turku azlar bizim kitabın rengi. Turku azlar eşitliği koydum. Bu, bu renkten yok bu renkten yok. E bir de bunlar birbirine eşit. E hocam şuraya bakacak olursam. Aa burada dik tabanı keç parçaya böldü. Aklımıza ne geldi? Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. İkiz kenar. Zaten ek çizim olduğu belli. Alakası yerde eşitlik var. E burada da dik tabanı keş parçaya böldüğü için yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluşturabileceğimiz için yükseklik bu şekilde ya tepesi de bu şekilde yüksekliğin kollarında ikiz kenarlık nasıl oluşur? Biri böyleyken biri de böyle olacak o zaman. Ama eşitliği de koy. İkiz kenar oluşturduk. Hop şurası böyle. E 38 ise burası da 38. Ana 2 iç açı bir dış açı. Şuradaki üçgende yani 76 yaptı burası. A önceden alakasızdı. Şimdi bunlar yan yana geldi. Alakalı oldu. İkiz kenar 76 ise burası da 76. Benden B, A, C isteniyor. Tamam. 76, 76 daha kafadan yapalım biraz. 152, 180'e tamamlayan açı da 28 yapar. Ve benden şu açı isteniyor. E buradaki açı da o zaman nedir? 28 artı 38'den dolayı 66 derece mi olur? Evet. Yani cevap böylelikle Edremit oldu 10. soruda. Ve geldik son soruya. Yani 11. soruya. İşte BAC 110 derece vermiş. Burada D noktası vermiş. D noktasında bir katlama yapmış. Şimdi katlamalar da aslında eş yapılardır. Kenarların eşitliği bizim için önemli. Şu eşitleri şöyle bir koyayım. Ben bunu böyle katladığım zaman üst üste binen kenarlar eşit. Bunu da böyle katladığım zaman üst üste binen kenarlar eşit. A x kenar çıktı burada. E hocam burada bir de ne yapmam lazım? Hocam üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak burada. Sonra bu aynı doğru üstünde olduğu için 90'ları yapıştırabiliriz. Ee, ondan sonracığıma burada da x kenarlık var aslında. Buradaki taban açısına bir şeyler verebiliriz. Ne diyelim? Şu x kenarlıkta taban açısına değer vereyim. Tamam. E burada hocam 2 iç açı 1 dış açı. Görünce dayanamam. 2a yaptı burası. X kenarlıktan dolayı burası da 2a yaptı. E sonra 2 2 4a yaptı hocam burası. Sakın. Burası bu üçgenin dış açısı değil ki. Hangi üçgenin dış açısı? Bak şu üçgenin dış açısı. Şu büyük üçgende burası dış açı değil mi? Yani 2A ile A'nın toplamı burası yapar. Burası 3A yapar. E hocam burası 3A ise katlamada üst üste binen açıların eşitliğinden dolayı 3A. Ya da ikiz kenarlıktan dolayı burası da 3A oldu. E bak buraya A bulduk. Bak burası 3A bulduk. E toplamları 180. 4A artı 110 eşittir 180 olduğundan. 4A eşittir 70 olduğundan, olacağından. A'yı da böylelikle 70 bölü 4 olarak buluruz. 2'ye böl 2'ye böl 35 bölü 2. E 35 bölü 2'de de neye eşit oluyor? 17 bu eşit oluyor. E o zaman cevap böylelikle Akçay oldu 11. soruda. Ve gençler böylelikle test 2'yi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde. Üçgende açılardaki test 3'ün çözümünde. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.